Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bugün deyimler konusunu öğreneceğiz. Deyimler birden çok sözcükten oluşan kalıplaşmış sözlerdir. Yazdığım deyimlere bakalım. Kulak misafiri olmak şu anlama geliyor. Yanında konuşulan bir konuşmaya dahil olmadan dinlemek anlamına geliyor. Örnek verelim, cümle içinde kullanıyorum. Arkadaşlarımın konuşmasına kulak misafiri oldum. Küplere binmek çok sinirlenmek. Gözden düşmek, birisinin sevgi ve ilgisini kaybetmek. Artık gözümden düştün. El ayağına dolaşmak, telaşlanmak. Misafir geleceği için elim ayağıma dolaştı. Göze girmek, birisinin sevgi ve ilgisini kazanmak. Bugün gözüme girdin. Etekleri zil çalmak, çok sevinmek anlamına geliyor. Sınavdan aldığım notu öğrenince eteklerim zil çaldı el üstünde tutmak, bir kişiye çok sevgi ve saygı göstermek. Cümlede kullanalım. Ailesi onu el üstünde tutuyor. Etekleri tutuşmak, çok telaşlanmak anlamında. Aklı bir karış havada olmak. Bazı sebeplerden dolayı dengeli düşünememek. Bu aralar senin aklın bir karış havada. Deyimler ile atasözleri çok karışıyor çocuklar. Ayırt etmek için şu kuralı uygulayabilirsiniz. Deyimlerin ve atasözlerin başına Unutma kelimesini getirin ve okuyun. Eğer anlamsız oluyorsa deyimdir, anlamlı oluyorsa atasözüdür. Mesela unutma etekleri zil çalmak. Böyle bir cümle söyleyebilir miyiz? Unutma, etekleri zil çalmak. Anlamsız oldu. Demek ki deyim. Atasözü söylüyorum. Damlaya damlaya göl olur. Bu bir atasözüdür. Başına unutma getiriyorum. Unutma, damlaya damlaya göl olur. Anlamlı oldu. Demek ki bu atasözüdür. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Dersimiz bitti, görüşürüz.